Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet gününde Allah'ın katında derece bakımından hangi ibadet daha faziletlidir diye sorulur. Resulullah aleyhisselam da şöyle buyurur. Allah'ı çok zikredenler. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihat yapan gaziden de mi faziletli? Buyurdu ki, kılıcı kırılana ve tamamen kan ile boyanana kadar kafirlerin ve müşriklerin boyunlarını vurmuş olsa bile yine de Allah'ı zikredenler derece bakımından ondan daha üstün olurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Rabbinizin katında en değerlisini ve derecelerinizi yükseltecek olan en üstününü, altın ve gümüş harcamanızdan daha hayırlı olanı ve düşmanlarınızla karşılaşıp da onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha üstün olanını haber vermemi ister misiniz? Sahabe de isteriz dediler. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki Allah'ı zikretmektir. Hakim Ebu Abdullah Müstedrek adındaki kitabında bu hadis isnat yönünden sahihtir demiştir. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Geceleyin yürütülüp miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana dedi ki, ey Muhammed, benden ümmetine selam söyle ve kendilerine şunu bildir. Cennetin toprağı hoş kokuludur, suyu tatlıdır, arazisi dümdüz ve hoş bir topraktır. Ağaçları, bitkileri ve ürünleri ise Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekberdir. Tirmizi bu hasan bir hadistir demiştir. Cabir yoluyla gelen bir rivayette Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kendisi için cennette bir hurma ağacı dikilir. Tirmizi bu hasan bir hadistir demiştir. Tirmizi'nin Ebu Zer yoluyla rivayetine göre kendisi Resulullah aleyhisselama ey Allah'ın Resulü Allah katında en hoşa giden söz hangisidir diye sordum. Şöyle buyurdu. Yüce Allah'ın melekleri için seçtiği Subhanallahi ve bihamdihi Subhane Rabbi ve bihamdihi Allah'ı hamd ederek ve överek Subhanallah diyerek tenzih ederim. Rabbim seni hamd ile tesbih ederim demektir. Tirmizi bu hasan sahih bir hadistir demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kişi uyuduğu zaman şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü yerinde düğümleyip perçinleştirirken önünde uzun bir gece bulunmaktadır. Uyu der. Eğer uykusundan uyanır da Allah'ı zikrederse düğümün birisi çözülür. Kalkıp abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Eğer bir de namaz kılarsa tüm düğümler çözülür. Böylece sabaha oldukça dinç bir şekilde uyanır. Eğer bu denilen şekilde hareket etmezse bu defa uyuşuk, tembel ve umutsuzluk içerisinde kalkar. Huzeyfe bin Yaman ve Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam yatağına girince Bismikallahümme ehya ve emutu İsmiyle dirilip öldüğüm Allah'ım yatağıma senin adınla giriyorum. Uykusundan uyanınca da Elhamdülillahillezi ehyana bade ma ematena ve ileyhin nüşür. Bizi öldürdükten sonra dirilten
ve dönüşün kendisine olduğu Allah'ım, sana hamdolsun. İbn-i Sünni'nin sahih bir rivayetle Ebu Hureyre'ye dayandırarak yaptığı rivayetinde Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz uykusundan uyanınca Elhamdülillahillezi raadde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve ezineli bi zikrihi. Canımı yeniden bana iade eden, bedenimde bana sağlık ve afiyet veren, kendisini zikretmem için bana fırsat veren Allah'ım, sana hamdolsun. Hazreti Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Herhangi bir kula yüce Allah'ın kendisine ruhunu yeniden iade ettiğinde, sağlıklı olarak uykusundan uyanmasına imkan verdiğinde La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bir tektir. Ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diye okursa, deniz köpüğü kadar günahları olmuş olsa Allah tüm günahlarını bağışlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, herhangi bir kimse uykusundan uyanır da Elhamdülillahillezi halakan nevme vel yakazata Elhamdülillahillezi be'aseni salimen seviyen eşhedü ennallâhe yuhyil mevta ve huve âlâ küllü şeyin kadir. Uyku ile uyanıklığı yaratan Allah'a hamdolsun. Beni sağ salim yeniden uyandıran Allah'a hamdolsun. Allah'ın ölüleri dirilteceğine kesinlikle şehadet ediyorum ve O her şeye kadirdir derse, Yüce Allah kulum doğru söyledi buyurur. Ebu Davud Sünen adlı kitabında Hazreti Ayşe annemizden rivayet ettiğine göre, geceleyin Resulullah aleyhisselam uykusundan uyanınca 10 kez Allahu Ekber, 10 kez Subhanallahi ve bihamdihi ve 10 kez Subhanel Melikil Kuddus, 10 kez Estağfurullah, yine 10 kez La ilahe illallah derdi. Daha sonra da Allahümme inni evzu bike min dikit dünya ve diki yevmil kıyameti. Allah'ım, dünyanın ve kıyametin sıkıntısından sana sığınırım diye 10 defa da bunu okurdu ve sonra da namaza başlardı. Ebu Davud'un Hazreti Ayşe annemizden rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhisselam geceleyin uyanınca La ilahe illa ente subhaneke Allahümme estağfiru li zembi ve es'eluke rahmeteke Allahümme zidni ilmen ve la tuzik kalbi bade iz hedeyteni ve heblimin ledunke rahmeten inneke entel vehhab. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, seni her türlü eksiklikten beri kılarım. Her şeyden münezzehsin. Günahım için senden mağfiret dilerim. Senden rahmetini isterim. Allah'ım, ilmimi arttır. Beni doğru yola ilettikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet ve merhamet bağışla. Çünkü gerçekten sen çok bağışlayıcısın. Muhacir kadınlardan Yüseyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam kendilerine özellikle Allahu Ekber, Subhanallah ve La ilahe illallah demek noktasında oldukça titiz davranmalarını ve bir de parmak uçlarıyla saymalarını emretmiştir. Çünkü parmak uçlarının da sorumlu tutulacaklarını
ve kıyamet gününde konuşturulacaklarını ifade buyurmuştur.